abi. Fenerbahçe'nin 11'i açıklandı. Altay, İsta, Sadık, Serdar, Dirar, Gustavo, Emre Belezoğlu, Ozan, Cruze, Rodriguez ve Berat Muriç. Fenerbahçe'nin 11'i açıklandı. Sıcağı sıcağına bir 11. Bu arada Haldun abi izleyebiliyor musun olaylar bilmiyorum var, ama, var. Gaziantep maçında olaylar çıktı. Hadiseler var. Tam olarak da evet 11'de geliyor işte. Fenerbahçe'nin ilk 11'i ki biz e, sık sık bu muhtemel 11'i sizlerle paylaşmıştık. Fenerbahçe'nin 11'i de belli olduğu kıymetli izleyicilerimiz Galatasaray'ı Fatih Terim'i değerlendirirken konuşurken Fenerbahçe'nin 11'i de her yere düştü, ajanslara düştü. Ersun Yanal açıkladı ki birazdan Sivasspor'un 11'i de gelecek derken 2-0 oldu. Gaziantep Spor takımı 2-0 yaptı Kayseri karşısında değerli seyirciler. Durum 2-0 oldu. Gaziantep Futbol Kulübü 2-0 yaptı. Kayseri karşısında ve müthiş bir sevinç kulübede Gaziantep bölümünde e, kıymetli izleyicilerimiz. Evet. Üst üste goller, e, sıcak gelişmeler devam etmekte. Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu. Ara ara döneceğim Galatasaray'a. Hayır abi, aldın abi 11'i bir konuşalım. Ben de şöyle ayağa kalkayım rica edeyim sevgili yönetmenimden. E, aslında e, şimdi bakacağım notlarını abi. Evet, sen de doğru yazmışsın. Senin de beklediğin 11 buymuş. <laughs> e, bakalım sen ne yazmışsın? Senin 11'inde Doğru yani mu? Geçen haftaki 11 galiba aynısı. 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 Hakikaten aynısı. Bravo. İki yorumcum da kabul edelim. Ee, hem Hemaldin abi hem Ayri Beşer 11'i 11 bilmişler. Ee, biz de bildik. Muhabir arkadaşımız Gökdoğan Argın da bilmişti. Şimdi Altay, İsla, Serdar Aziz, Sadık, Dirar, Emre Belezoğlu, Gustavo, Ozan Tufan, Cruze, Rodríguez, Muriç... Burada tabii sarı kart sınırında olanlar da var. Vedat var, Vedat Emre var, var Belezoğlu e, var, Serdar var ki. E, yani e, yani şöyle bir merkezden gittiğin zaman merkezi kaplayan Şurası. üç oyuncu. Evet, Şu değil yani mi? Bir, bir iki, iki, üç. Merkezi kaplayan üç oyuncu e, sarı kart sın ceza sınırında. E, onu söylememiz lazım. O tabii önemli. Ama tabii Sivas Spor'da da hemen iki yönlü <laughs> bir maçtan bahsediyoruz. Orada Sivas da... Spor'da da beş tane oyuncu var. Emre Kılınç var, Fatih Aksoy var, Apindangoye var. Fernando var, Erdoğan Yeşilyurt var ki Sivas spor içinde de çok önemli oyuncular ya da oyunun merkezinde sayabileceğimiz oyuncular bunlar. Onları da ayrıca bir yere yazmak lazım yani. İki Do tarafta da ciddi sarı kart sınırında oyuncu var. Tabii bu haftalara gelince otomatikman oluyor zaten. Do Aynen yani öyle. 15. haftaya geldiğimiz için bunlar doğaldır yani. Bir de tabii şu da önemli Sivas'ın 11'ini de Açıkçası merakla bekliyoruz. Sivas'ın 11'i de açıklanır açıklanmaz. Üzerinde konuşalım derken Sivas'ın da 11'i belli oldu. Samassa, Goyano, Caner, Apundan Goye, Uğur, Fatih Aksoy, Mert Hakan, Ziya, Emre Kılınç, Fernando ve Yatabare. Bu düzende Demir Grup Sivas Spor. kıymetli izleyicilerimiz Demir Grup Sivas Spor'un da 11'i belli olduğu daha sağlıklı yorumlar yapabiliriz. Hem Hayri Beşerli, Hamal Dün abiyle e, aslında beklediğimiz 11 o kabul edelim. Sivas'ın da o, e, biz de o Sivas'ın muhtemelinde birebir tutturduk. Yani zor maç, çok zor maç Hayri abi. Kesinlikle öyle. Yani ben e, bu maçta çok gol de bekliyorum. Çok gol dediğim Yani. Yani üçün üzerinde olur üç. Şimdi Sivas Spor zaten Üçer e, son gol. beş maçta iki e, üzeri gol atıyor iki <laughs> iki golle e, oynuyor öyle bakabiliriz Sivas Spor'u e, gol sayısı yüksek bir takım. İşte e, Malatya Spor'a üç gol attı Kasımpaşa'ya e, e, Kasımpaşa'ya iki gol attı bakıyorum. E,